bilincimizi daha yüksek katmanlara açarken bizi aşağılarda tutan enerjileri bırakmamız çok doğru bir yol olur. Bizi karanlıkta, çaresizlikte çırpınarak tutmak isteyen enerjiler, bunların hepsini yok edebilmek için, onlardan kurtulabilmek için bir meditasyon yapacağız. Şimdi yalnızca şu an ne hissediyorsanız, ne düşünüyorsanız, neyin farkındasınız, bir tek buraya, bu odaya odaklanın. Ve kendinizi bulun, bütün enerjilerinizi bulun. Kendinizi nasıl algılıyorsanız, bütün benliğinizle birlikte. Kalbinize odaklanın. Hem beden olarak hem de başka katmanlardaki kalp merkezinize odaklanın. Ve sonra o kalpten yukarılara doğru bir ışık sütununun uzandığını göreceksiniz ya da hissedeceksiniz. Belki bir sıcaklık hissedeceksiniz. Bu ışık sütunu başınızın tepesinden geçerek uzaklara doğru, tepeye doğru uzamakta. Ve siz ona baktıkça, onu hissetmeye başladıkça ışığı, enerjisi, yoğunluğu artıyor. Çok yumuşak, tiz bir ışık içinde süzülen yukarı doğru. Kalbinizden yukarılara doğru, aynı zamanda yukarıdan aşağı da bir akış var. Bulun bu ışık sütununu, hissedin. Işığın akışını hissedin. Enerjisini ta kalbinize kadar hissedin. Fakat farkındalığınızı yukarılara doğru götürün. Kendiniz bir an küçülerek ya da sütunu büyüterek bu sütunun içine girin. Ve oranın ışığını, oranın yoğunluğunu fark edin. Bu ışık sizi yukarılara doğru taşımakta. Çok rahatça, zahmetsizce yukarılara doğru taşınmaktasınız. Etrafı seyrederek, ne kadar yükseldiğinizin farkına vararak, belki değişik katmanlardan geçiyorsunuz ve ışığın kalitesi de değişmekte yukarılara süzüldükçe siz. Belki daha tizleşmekte, daha parlak bir ışık haline gelmekte. Ve içinizdeki artan sevgiyi veya neşeyi hissedin bu ışığın içinde. Rahatladığınızın farkına varın. Sizi taşıyan bu enerji her tarafınıza işliyor. Ve gittikçe siz yukarılara çıkmaktasınız. Ve gittikçe hafiflemektesiniz. Tüy gibi hafif. Ve sonra ışığın rengi ya da feri yine bir an geliyor, bir ortam geliyor, değişiyor. Belki bir açıklık gibi. Bu sütun sanki bir düzleme yayılırmışçasına. Ve orada bırakılıyorsunuz. Etrafınıza bakın.
dört bir yanda pırıl pırıl ışık tanecikleri ya da yıldızlar göreceksiniz. Göz alana dek uzaklara kadar uzanan tane tane pırıl pırıl ışık tanecikleri. Gözünüzü kamaştırıyorlar. Büyüklü küçüklü. Burası ruhlar alemi. Şu anda birlikte olduğumuz ya da olmadığımız bütün insanların, bütün canlıların ruhlarının bulunduğu boyut. Bütün bunları izlerken buranın rahatlığının, huzurunun ve sevgisinin farkına varırken yanınıza bir ışık yaklaşmaya başlıyor. Siz farkında olsanız da olmasanız da size her zaman eşlik etmiş, belki rüyalarınızda size öğretmenlik yapan ya da başka türlü sizinle kontak halinde olan bir ışık. Sevgisini hissedin bu yüce varlığın, mükemmelliğini hissedin. Ve aynı zamanda size de kendi ışığınızın mükemmelliğini hatırlatmakta, bütünlüğünü hatırlatmakta. Ne kadar derin bir bağla, ne kadar güçlü bir sevgiyle bağlı olduğunuzu hissedin birbirinize. Bu bambaşka, bambaşka bir boyuttaki ışık size sevgisini göndermekte, sunmakta. Ve bunu hissettikçe, bu bağı hissettikçe, bu akışı hissettikçe ne kadar rahatladığınızı, ne kadar bütünleştiğinizi hissedin. Kim olduğunuzu hissedin. Işık sizi sarar gibi, içine alır gibi, yumuşacık. Ve bütün bunlar olurken ruhlar aleminden bir ruh çağırın, bir ışık çağırın. Affetmek istediğiniz bir kişinin ışığını çağırın kendinize. Ve unutmayın, siz en mükemmel, en yüce bir ışıkla birliktesiniz. Sevginin ta kendisi olan ışığın içindesiniz. Ve şimdi bir ışık belirmekte önünüzde. Bakın hangi kişi, hangi ışık sizinle temasa geçiyor. Ve o ışığın, o kişinin ruhunun mükemmelliğini, güzelliğini görün. Bu yüksek diyarda. Çünkü ruhlar aleminde sevgiden başka hiçbir özellik yok. Sevgi her şeyi kapsamakta. Ve ikinizin aranızda bu sevgi bağı oluşmakta. Güçlenerek, yoğunlaşarak o kişinin içindeki ışığı görün, tanıyın, hissedin, yeniden fark edin, hatırlayın. Ve şimdi o ışığa, o kişiye şu sözleri söyleyin. Aramızda geçen her şey için seni affediyorum. Bunu gerçekten yürekten söyleyin ve bütün bu sözlerin size ne etki yaptığını görün. Her ne geçmişse aranızda bütün hepsini silin defterinizden ve
aranızda bir tek sevgi bağı, ışık bağı kalsın. Ve ışığa veya o kişiye şu sözleri de ekleyin. Seni yüksek ışığa giden yolda ilerlemen için bırakıyorum. Tamamen bütün bağları kesiyorum. Yalnızca sevgi bağı kalana kadar. Bunları söylerken size neler olmakta? Bu ışık nasıl değişmekte? Ve bütün aramızda geçenler için senin hakkında düşündüklerim, duyduklarım veya davranışlarım için kendimi de affediyorum. Bu sözleri de söyleyin. Kendinizi de affedin. Çünkü o an en iyi bildiğinizi, en doğru düşündüğünüzü yaptınız. Ve sonra sevgi içinde bu ışığı kendi yoluna terk edin. Size eşlik eden ışık kucaklamakta, tutmakta. Öbür ışık da giderek uzaklaşıp o ruhlar alemindeki bin bir ışıktan bir tanesi olarak yerini almakta. Ve yüce varlık sizi tekrar daha fazla sevgiye boğuyor. Ne kadar sevildiğinizi anlayın, ne kadar yüce bir varlık olduğunuzu anlayın. Ne kadar sevgi taşıyabileceğinizi anlayın. Ne kadar hafiflediğinizi görün. Ve şimdi bütün bunlar olurken başka bir ışık sizi çağırmakta. Eğer siz onu affederseniz sizin yolunuza ışık tutacak, size yardım edecek bir kişinin ruhu affedilmeyi beklemekte. Şimdi öyle bir kişi, herhangi bir kişi, belki hiç beklemediğiniz birisi, onun ışığı gelmekte size. Karşınıza gelmekte. Ve bakın, şimdi ışığınız artmış olarak, sevginiz artmış olarak o kişinin ruhunun mükemmelliğini de görebiliyorsunuz. O varlığın ışığını fark edebiliyorsunuz. Sonsuz ışığını. Size eşlik eden, ezelden beri eşlik etmiş olan bir varlık. Ve şimdi bütün bunları görerek, bütün o yanlış perdeleri aralayarak, bu ışığın farkına vararak şu sözleri söyleyin bu ruha. Seni affediyorum. Seni aramızda geçen bütün her şey için affediyorum. Her ne yaptıysan o an için, doğru bildiğin için, doğru düşündüğün için yaptın. Başka şekilde göremediğin için yaptın. Her ne olursa olsun senin ışığını şu anda daha iyi tanıyabiliyorum, görebiliyorum ve seni affediyorum. Aranızda ne geçmişse bütün o bağları silin. Yalnızca ışık kalsın aranızda. Işık bağı, sevgi bağı. Ve bütün bunlar olurken nasıl bir değişiklik içinde olduğunuzu fark edin. Tutmayın, kendinizi açın. Sevgiye doğru, bu varlığa doğru açın.
Çünkü sevginin içinde bu güce sahipsiniz. Ve sonra bütün her şeyi bırakarak, o ışığı da bırakarak yine kendinize, kendi mükemmelliğinize ve size eşlik eden varlığa dönün. Onun sevgisiyle birlikte bir an için ruhlar diyarında tekrar gezinmeye başlayın. Hiçbir şeye ihtiyacınız olmadığı, yalnızca sevgiyle dolup taştığınız, varlığın sonsuzluğunu, yaşamın sonsuzluğunu hissettiğiniz ortam. Ve isterseniz bir ruhu daha çağırın. Affetmek istediğiniz bir ruhu. Bu anne veya babanız olabilir. İkisinden birini çağırın. Ya da başka bir akraba. Bakın nasıl bir ışık beliriyor. Bu dünyadaki insandan, kişiden çok daha farklı bir ışık. Görün bu insanın, bu varlığın ışığını. Bu değişik, daha üst düzeydeki ışığını, sonsuzluğunu ve mükemmelliğini görün bu varlığın. Ve kendi mükemmelliğinizle nasıl bir ahenk taşıdığını görün. Ve sonra sevgi bağıyla bağlanın. Gittikçe sevgi akıp geri akıyor, ileri geri akmaya başlıyor aranızda. Işıklarınız kuvvetleniyor bu böylece. Ne kadar çok sevildiğinizi, ne kadar çok sevdiğinizi anlayın. Ve sonra bu sözleri söyleyin bu ebeveyne. Seni affediyorum. Aramızda her ne geçmiş ise o zaman öyle en doğru bildiğin için bana en doğru şeyi göstermek istediğin için öyle yaptığını, öyle davrandığını şimdi daha iyi anlıyorum. Ve sana her şey için teşekkür ediyorum. Çünkü şu anda çok iyi biliyorum ki beni dünyaya getiren sensin. Ve bu dünyadaki bütün deneyimlerime neden olan ve bu deneyimleri yapmamı sağlayan sensin. Bunun değerini şimdi anlıyorum. Ve sana teşekkür ediyorum. Şu anda sana sunabildiğim en fazla sevgiyi yolluyorum. Ve kendinizi de affedin. Bu ebeveynle aranızda geçen her olay, her düşünce için kendinizi de affedin. Siz de o an öyle doğru bildiğiniz için, öyle şartlandırıldığınız için yaptığınız, düşündüğünüz, hissettiğiniz şeyler de onlar.
Şimdi bu yüce ışığın doğrultusunda, himayesinde gerçekleri daha iyi anlayabiliyorsunuz, daha iyi hissedebiliyorsunuz. Kendinizi de affedin onun için. Çünkü sevgi bazında, ruhlar aleminde bir tek sevgi var. Ve şimdi bu ebeveyni de kendi yolunda, kendi ışığına doğru gidebilmesi için tamamen serbest bırakın. Bütün bağları kopartın. Yalnızca sevgi kalsın aranızda. Ve o ışık uzaklaşırken hiç geriye bakmayın. Yalnızca kendi sevginizin, kendi ışığınızın içinde kalın. Size eşlik eden ışıkla birlikte. Çünkü sevgi yaratılışın en baş özelliği, en baş enerjisidir. Ve sevgi ışık demektir. Şimdi o ışığı içinizde hissedin. Ve o yüksek diyarlardan, o içinde bulunduğunuz ruhlar aleminden o ışığı, sevgi olan o ışığı kendinize aktarmaya başlayın. Bütün bedeninize aktarmaya başlayın. Size o yüce varlık da yardımcı olarak yanınıza bulunmakta. Işık içinize süzülmekte ve bütün hücrelerinize süzülmekte. Hücrelerinizdeki DNA'yı bulun. Ve bütün o DNA'yı bu sevgiye boğun, ışığa boğun. Ve helezonların nasıl gevşediğini, nasıl farklılaştığını görün. Siz sevgiyle doğdunuz ve sevgiyle yaşıyorsunuz. Bunun iyice farkına varın. Sevgiden başka hiçbir şey yok. Ve bunun daha fazla ifadesi olabilirsiniz. Ve şimdi isterseniz bunun için bu sözleri söyleyin. Ben sevgiyim. Sevginin bir ifadesiyim. Ve sevgiyi yaşamımda daha fazla ifade etmek istiyorum. Sevgiyi daha fazla yaşamıma sokmak istiyorum. Bakın hücreleriniz, bütün bedeniniz nasıl canlanıyor, nasıl peki belki karıncalanıyor, belki daha sıcak hissediyorsunuz kendinizi. Bütün bunlar açılışınızın, gevşeyişinizin bir ifadesi. Sevginin bir ifadesi şu an için. Ve bütün bu deneyim için rehberinize, o ışıktan varlığa da çok teşekkür edin. Her zaman yanınızda olan, sizi her zaman kucak açan o enerji. Ve sonra bedeninizi bulun. Yavaş yavaş o sütun kaybolsun. Işıktan sütun. Fakat diğer katmanlarla, diğer boyutlarla olan ilişkiniz hiçbir zaman kopmuş değil. Bunu hatırlayın. Her zaman hatırlayın. Ve size oralardan gelen destek hiçbir zaman kopmuş değil. Bunun bilinciyle sevginin bir parçası olarak, sevginin bir elçisi olarak
vücudunuzu hissetmeye başlayın. Ve bu deneyim için kendinize de teşekkür ederek bu odaya, bu zaman birimine geri dönün.